Merhaba, uygulamalarla C# dersimizin bu bölümünde DateTime metotlarından bahsedeceğim. Kısaca şu şekilde olacak. Örneğin burada butonlara bastığımızda bize şu anın tarih ve saatini, uzun tarihi, kısa tarihi, haftanın günü, uzun zaman formatı veya kısa zaman formatı, yılın kaçıncı günü, şu anın dakikası, şu anın saati, şu anın saniyesi, yılı, günü şeklinde bize burada bu şekilde ekrana yazdıracağız. Bir de mesela şu an işte yıl 2022'ye 3 yıl eklediğimizde bakın 3 yıl eklendi ve tarih saat olarak bize şu şekilde çıkacak karşımıza. Şimdi bunun nasıl yapıldığından bahsedeceğim ama öncesinde hani zaman kaybı oluşmaması açısından ben tasarımı daha önceden yaptım. Tasarım gayet basit. Şunların her biri birer buton. Bu butonların üzerinde tabii bir flat buton olarak ayarladım. Bir de her birine şu şekilde isimlerini verdim. Burada name'leri hali hazırda şunların her biri bu tarafta görünüyor. İsimleriyle üzerinde yazan tekstlere benzer isimler verdim. Şurayı text box'ımı text'e yıl ekli olarak verdim. Ve list box'ımı da buraya LST göster şeklinde ismini verdim. Şimdi burada ilk olarak şimdiyi gösterle başlayalım. Şimdiyi göstere ben çift tıkladım. Şimdi ilk olarak LST göster şeklinde şöyle geldi. Nokta list box'ıma ekleyeceğim. Items nokta add. Aslında buradaki bütün özelliklerim hep list box'a ekle şeklinde olacak. Şuraya hemen yazalım ve şu anın tarih ve saati diyelim. İki nokta üst üste. Birleştirme operatörüyle şimdi bunu nasıl çekeceğiz sistemde? Eğer ki bir program yazarken o anda sisteme yapılan girişin tarih ve saatini almak istiyorsanız kullanacağınız şey DateTime olacak arkadaşlar. DateTime nokta now ifadesi bize şu anın tarih ve saatini doğrudan getirecek. Bakın çalıştırıyorum. Şimdi bastım. Bakın şu anın tarih ve saati şu an saat, dakika ve saniye şeklinde karşımıza geldi. Şimdi bir daha bastığımda şu an bakın saniyelerin arttığını göreceksiniz. Her bastığım esnada saniyeler arttı. Şu an mesela birkaç saniye sonra tekrar bastım ve yeniden saniye arttı. Tabii şu an henüz buraya da bir şey yok. Şimdi onları yapalım. Uzun tarih kısmını nasıl yapacağız? Uzun tarih kısmını yine şu şekilde LST göster items nokta ekle diyorum. Bana buraya şu şekilde uzun tarih formatı desin. İki nokta üst üste sadece tarihi alacağız biz burada. Bunu uzun formatta yazacağız. Yine bakın DateTime. Bütün işlemlerimiz DateTime. Nokta now. DateTime bir aslında class. Sistemde hazır olarak oluşturulmuş bir class. Bu class'ın içerisinde tanımlanan bazı metotlar var. Biz şu anda bunu kullanıyoruz. DateTime nokta now nokta bakın burada dönüşümümüz var. To long date string olacak. To long date string. Yani uzun tarih formatımız olacak. Enter dedim. Ama burada parantez açıp kapatmayı unutmuyorsunuz. Aksi takdirde burada size hata verecektir. Tekrar çalıştırıyorum. Uzun tarih formatı 23 Ocak 2022 pazar şeklinde bize yazdı. Şimdi diğer kısımlarla yine devam ediyorum. Üçüncü kısmımız kısa tarih. Yine aynı şekil olacak. Yine buraya LST göster items nokta add. Şurayı aslında ben kopyalayıp yapıştırabilirim. Şu şekilde noktalı virgülde koyuyorum. Her seferinde hani tekrar tekrar uğraşmamak adına şurada kopyaladım. Şimdi buraya ben kısa tarihi yazacağım. Şu şekilde kısa tarih formatı. İki nokta üst üste artı dedim. Yine DateTime nokta now nokta bu sefer de too long değil de too short. Bakın iki tane var. Date ve time. Date sadece tarih olarak, time de zaman olarak biraz sonra yapacağız. Too short date string. Açtık, kapattık. Yine parantezlerimizi. Tekrar bir çalıştırıyorum. Bakın uzun tarih bu şekildeydi. Kısa tarihi de bize doğrudan aralarına nokta koyarak karşımıza çıkardı. Devam ediyorum haftanın günüyle. Bu sefer haftanın gününü şu şekilde yapacağız. Buraya ben
yine lezzete göster, yani list box'ıma ekle diyorum. Şu şekilde parantez açıp haftanın günü, yani bugün şöyle iki nokta üst üste diyorum. Artı bakın yine date time metodumu kullanıyorum. Nokta now nokta bu sefer de day of week. Bakın şu. Pardon. Şuradan day of week'i görüyorsunuz. Day of week haftanın günü. Bir altında da day of year var. Bu da yılın günü olarak karşımıza çıkacak. Şurada haftanın günü olarak karşımıza çıktı. Bunu işaretledik. Şu anda bize haftanın gününü sistemden otomatik olarak çekecek. Bir sonraki uzun zaman formatı. Uzun zaman formatımız da şu şekilde olacak. Yine şöyle açıyorum. Uzun uzun zaman formatı buraya birleştirme operatörümüzle date time nokta now nokta bu sefer de to bakın daha öncekileri too long date'i kullandık biz şimdi de zaman olarak too long time string'i kullanacağız. Yine burada bir söz pardon yine bir burada parantezimiz var küme parantezi açıp kapatıyoruz. Bir diğerine geçelim. Kısa zaman formatı. Kısa zaman formatında da şunu yapacağız. Şöyle kısa zaman formatı iki nokta üst üste artı diyorum. Yine date time nokta now nokta bu sefer de too short time'ı kullanacağız. Too short time string açtık kapattık parantezimizi. Bir şu sonuç yaptığımızı bir test edelim. Bakıyorum haftanın günü Sunday olarak geliyor. Pazar olarak da burada hani sistemden İngilizce olarak çekti. Uzun zaman formatı olarak 17.03.05 şeklinde saati bakın saniyeyi saniyeyle beraber yazıyor. Saat, dakika, saniye. Kısa zamana geçtim. Kısa zamanda saniye yazmıyor. Sadece saat ve dakika şeklinde yazıyor. Şimdi yılın kaçıncı günü? Şu anın dakikası ve şu anın saatini yapalım. Hemen şurada yılın kaçıncı günü? Bu sefer buraya yine şöyle list box'a ekle diyorum. Şuraya da diyelim ki yılın kaçıncı günü şeklinde şöyle artı date time yazıyoruz nokta now. Date time nokta now zaten sabit bakın nokta. Bu sefer de yılın günü. Bu sefer day of year'ı seçeceğiz. Az öncekinde haftanın günüydü. Şimdiki yılın günü. Bu şekilde day of year. Diğeri şu anın dakikası. Şu anın dakikasını da göstermek için yine şuraya LST göster itemsi ekleyelim. Şöyle işte yine diyelim ki şu anın dakikası. Sadece dakikayı alacağız biz. O yüzden şöyle artı diyorum. Yine date time nokta now nokta sadece dakikayı ver bana diyorum nokta minute. Şu şekilde karşımıza geldi. Bir diğeri şu anın saati. Onun için de yine list box'ıma ekle diyorum ve şu anın saati olarak iki nokta üst üste diyorum ve date time nokta now nokta bu sefer de saat olarak hour'u seçtim ve burası da tamamlanmış oldu. Yine bir çalış. Bakalım yılın kaçıncı günü? Bugün yılın 23. günü. Şu anın dakikası 5. Şu anın saati 17. Şu anın saniyesini ve yılı birazdan yapacağız. Evet, şu anda sadece bunların dakika ve saat kısmını aldı. Hani ve uygulamalarınızda eğer böyle işte şu anki dakikanın üzerine birkaç dakika eklemek isterseniz veya şu anki dakikayla veya şu anki saatle ilgili işlem yaptırmak isterseniz bu metotları kullanabilirsiniz. Sıra geldi buraya. Şu anın saniyesine. Şu anın saniyesi de şu şekilde olacak. Yine şu anın saniyesi diyelim. Ve buraya artı diyorum. Date time nokta now
nokta second olarak saniyeyi belirttim. Sıradaki yıl, şurada yılı açıyorum. Buraya diyorum ki yıl. Şu anda mevcut yılımızı çekmek istiyorum. DateTime nokta now nokta bu sefer de year olarak belirtmem yeterli. Ve şuradaki gün kısmı, gün kısmı da yine list box'ıma ekle diyorum ve gün diyorum artı DateTime nokta now nokta day olarak biz bunu seçtiğimizde tamamdır. Şimdi çalıştırıyorum. Örneğin şu anın saniyesi 23 bakın. Biraz sonra tekrar basacağım. Saniye değişti. Tekrar basacağım. Saniye değişti gibi. Yıla baktığımda yıl 2022, gün 23'ü. Yani aslında bakın burada şu anın, pardon, yılın kaçıncı günü de bana 23 gösteriyor. Gün de 23 gösteriyor. Bunun sebebi şu. Şu anda 2022'nin 23. günündeyiz. Yani Ocak daha başında olduğumuz için Ocak 23 olarak bize bunu gösteriyor. Ama ben örneğin Şubat'a geçtiğimizde şu yılın kaçıncı günü ifadesi Şubat'ın tarihinden değil yılın gününü şeklinde devam edecek. Örneğin işte 30, Ocak 31'e geliyor. Mesela 1 Şubat 32. günü. 2 Şubat 33. günü şeklinde gösterecek. Ama şuradaki gün bize mesela 2 Şubat'sa 2 olarak gösterecek. Yani bu ikisi arasındaki fark bu. Şimdi son olarak şuradaki yıla ne kadar yıl ekleyebiliyoruz? Yani mevcut yıla eklenecek yılı gösterelim. Bakın şuradaki uygulamamızda örneğin 3 yıl eklemişiz ve şu anki yıla 3 yıl eklendi şeklinde de yazdırmışız. Bunu yapalım şimdi. Şurada ekle butonuma bakın btn ekle. Buraya çift tıklıyorum yine. Ve burada yapacağım şey şu. Öncelikle şuradaki text box'ımı text'e yıl ekleyip benim integer formatına dönüştürmem lazım. Ve bunu da bir tane yıl isminde bir değişkeni atıyorum. Int yıl eşittir. Convert nokta to int 32 diyorum. Ve buraya txt yıl eklenen nokta text'ini aldım. Bunu integer bir yıl değeri ekle diyorum. Ve altına geldim. LST items'in gösterini ekle diyorum. Burada şu şekilde yazalım. Mesela burada nasıl yazdırmışız örneğimizde? Demiş ki şu anki yıla 3 yıl eklendi. O zaman şöyle yazalım bir. Şu anki yıla diyelim. Sonra şuraya bir tane boşluk bırakalım. Birleştirme operatörüyle buraya yıl değişkenimizi yazdıralım. Artı diyelim yeniden bir boşluk. Yıl eklendi. Bakın bu bize şunu yapacak. Şu anki yıla şuradaki yılda kaç girilmiş? Örneğin 5 girilmiş. 5 yıl eklendi şeklinde gelecek bize. Sonrasında date time'ımızı yazalım. Date time, pardon, birleştirme operatörümüzü kullanacağız. Artı date time nokta now diyorum. Nokta şöyle et bakın hemen şurada. Burada saat, tarih, saniye de ekleyebiliyorsunuz bu arada ama bunun sadece ben bir tanesini göstereceğim. Add years olarak göstereceğim ama siz isterseniz bakın burada dakika veya saniye veya ay ekleyebiliyorsunuz. Bunlara göre seçebilirsiniz. Ben sadece add years'ı kullanacağım. Şimdi parantez içerisinde bakın integer bir değer gir diyor buraya. Benim gireceğim integer değer textbox'tan girdiğim yıl değişkenim olacak. Ve şurada bir tane daha parantezimiz olacak. Tamam. Bu şekilde tamamlamış olduk. Bakalım düzgün çalışıyor mu? Şu anın saniyesi bakın 13. Bunları yaptık zaten. Yıl tamam, gün tamam. Örneğin eklenecek yıla geçtik. 5 yıl ekle dediğimde şu anki yıla 5 yıl ekleyince şu şekilde bize tarih saat formatıyla beraber bakın 2027 olarak verdi. Eğer ben buraya 10 yıl eklersem 2032 olarak verecek bize. Ya da 1 yıl ekliyorum. Bakın 2023 olarak verdi bize. Bu şekilde DateTime metotlarımızı projelerinizde istediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Bugünkü
dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.